yetimler yetimi, Peygamberimiz, Efendimiz, mescidi de evinin arası o kadar yakın ki, bayram namazı kıldırmaya çıktığında bir çocuğu ağlarken görüyor. Ey çocuk, neyin var senin? Niye ağlıyorsun? Çocuk kafasını kaldırmadan, çekil be adam, çekil. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Babam peygamberle beraber bir gazveye katıldı. Orada şehit oldu. Annem başkasıyla evlendi. Bu adam elimizde ne varsa aldı. Malımızı, paramızı yedi. Ve şu anda beni şu gördüğün hale getirdi. Herkes oynuyor. Herkes bayramlığını giymiş. Herkesin annesi babası var. Benimse yok. İşte onları görünce hüznüm arttı ve onun için ağlıyorum. Ben ağlayayım da kim ağlasın diyor. Peygamberimiz annesini 5 yaşındayken, 6 yaşındayken kaybetti. Babasını neredeyse hiç görmedi. Allah onu kimsesizlerin kimsesi olsun diye, kimsesizlerin her şeyi olsun diye yetimlerin arasından seçmedi mi? Çocuğa bir peygamber edasıyla, rahmet peygamberi edasıyla bakın nasıl cevap veriyor. İster misin? Kardeşlerin olsun. Adları Hasan ve Hüseyin olsun. İster misin ablan adı Fatıma olsun. İster misin amcan onun adı Ali. İster misin annenin adı da Ayşe olsun. İster misin babanın adı da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. İster misin, arzu eder misin deyince çocuk ağlamakta olan yüzünü şöyle kaldırır. Göz yaşlı bir şekilde peygamberimize baktığında ekeyfe la arda, nasıl istemem, nasıl arzu etmem ya Resulallah deyince peygamberimiz de gülmeye başlıyor. Elinden tutuyor, evine doğru beraberce yöneliyorlar. Ya Fatıma, ya Ayşe, alın bu çocuğu, güzelce giyindirin, doyurun, yıkayın, bayramlık elbiselerini giyindirin ve ondan sonra dışarı bırakın diyor. Biraz önce fakir diye, üstü kötü diye, çocuklar oyunu almamıştı ya, oyun oynayan çocuklar birden durup bakmışlar şöyle. Ya sana ne oldu? Biraz önce açlıktan karnın içerideydi. Üstün yırtıktı. Ağlıyordun. Şimdi karnın şişmiş. Doymuşsun belli. Üstün pırıl pırıl ve yüzün gülüyor. Ne oldu sana diye hepsi birden sorunca çocuk gülerek anlatmaya başlıyor. Evet, evet aynen dediğiniz gibiydi. Biraz önce üstümde hiçbir şey yoktu. Karnım açtı ama doyuruldum. Elbisem yoktu ama giydirildim. Biliyor musunuz? Artık benim kardeşlerim var Hasan ve Hüseyin. Benim ablam var adı Fatıma. Siz amcam kim biliyor musunuz? O Ali. Annem Ayşe. Ya babam? Benim babam Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyince o çocukların hepsi birden aynı ağızda şöyle sesleniyorlar. Keşke,
keşke bizim babamız da peygamberle beraber bir savaşa katılsa, orada şehit olsaydı da bizim de babamız peygamber olsaydı diye o yetim çocuğa sesleniyorlar. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Böyle bir peygamber. Siz hiçbir yetimin başını bugün okşadınız mı? Biz bugün Avcı Ramadan'daydık. Anneler, babalar, çocuklar o kadar mutluydular ki. Ama bir amca, bir amca sizlere hizmet eden başkana ısrarla bir şeyi anlatıyordu. Yanlış anlamadıysam aynen şöyle diyordu. Bu benim evladım. Yanındaki de evladım. Ama öz değil. Ben hiç ayırt etmiyorum. Ona da evladım gibi bakıyorum. Bir daha söyledi. Ona da evladım gibi bakıyorum. Bir daha söyledi. Ona da evladım gibi bakıyorum. Ene ve kafirul yetim. Peygamberimizin işaretini aynen yapıyorum. Şu parmaklarını böyle kaldırmış, mübarek parmaklarını. Ene ve kafirul yetim fil kıyame. Ben kıyamet gününde yetimin yanında olanla işte aynen böyle olacağım. Siz hiçbir yetimin başını peygamber gibi okşadınız mı? O çocukların başını hiç ama hiç üzmeden, bozmadan okşar severdi. Bunu söylemiştim ama bugün 23 Nisan yine bir vesile söylüyorum. O mübarek eliyle yetimlerin saçını hem düzeltir, hem sever, hem okşardı. Ama böyle. Bizim gibi böyle yapıp saçı bozmaz. Bu amca benim saçımı niye bozdu deyip yetim üzülmesin diye saçını bile böyle severmiş. Böyle düşünceli bir peygamber. Bu gece, Miraç gecesi, bütün zorlukların zirvesini yaşadığında peygamberimize işte Miraç, Rabbin huzuruna kabul geldi. Yol geldi, yordam geldi. Gecenin zifiri kazandığında, karanlığın en şiddetli olduğu anda işaret fişekleri geldi. Kendisi ve ashab-ı kiramı feyiz buldu Miraç hadisesiyle. Bütün zulümler onun için yol oldu, yoldaş oldu. Siz de peygamberimiz gibi yol almak, büyümek, yücelmek, ilerlemek ister misiniz? Elbet. O zaman Hazreti Cebrail aleyhisselam gibi Allah tarafından gönderilen meleğiniz olsun önünde, önünüzde. Hazreti Ebubekir gibi bir yar yaran olsun yanınızda. Hazreti Ömer gibi adaletin tesisini gerçekleştiren adam gibi adam olsun yanınızda. İki evladınızı, iki kızınızı birden, birisi vefat ettiğinde ikincisini verecek kadar sevdiğiniz ayaklı Kur'an Hazreti Osman olsun yanınızda. Ya Osman, melekler bile senin edebini görünce haya ediyorlar diyecek, iltifat edecek kadar güzel Osman olsun yanınızda. Ali kadar bilge, önde, ölümüne yanınızda olacak bir damadınız olsun, bir yeğeniniz olsun.
O zaman yollar açılır. O zaman hızla yol alırsınız işte. O günle bugün arasında bir zaman farkı var. Hepimiz yaşadığımız dönemin hesabını vereceğiz. Bugünkü nimetlerden hesaba çekileceğiz. Ne büyük nimet, ne büyük devlet. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanlar okunuyor, inananlar arasında kürsüde, sofrada, salonda yerimizi alıyoruz. Pırıl pırıl çocukların sesleri, cıvıl cıvıl ötüşleri kulağımıza geliyor. Daha neye hamd edeceğiz? Neyi isteyeceğiz Rabbimizden? Ne büyük nimet, ne büyük devlet. Allah inşallah bu nimetleri ziyadeleştirsin diyelim. Gelin yine Medine'ye gidelim. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez demiş atamız, ecdadımız. Siz de bugün çok buhrandan geçtiniz. 15 Temmuz oldu. Bir sürü sıkıntılar oldu geçmişte. Neler gördünüz? Hep beraber yaşadık. Ama kim Allah derse Allah ona yeter. Kim sıkıntıyı görünce sabrederse Allah onun yanındadır. Öyle bir ilahi okuyalım ki, öyle yürekten söyleyelim ki, bu salondan ta Mescid-i Nebi'ye, Efendimiz'e ulaşsın. Anneler, çocuklar, sevgili abiler, amcalar, Efendimiz Medine'ye vardığında, Sena tepelerinde Medine halkı, Yesribliler bizi kurtaracak, önder geliyor, peygamber geliyor, biz hasretle onu bekliyoruz. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinde, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinde. Ey bize gönderilen kutlu elçi, sen bize uyulması, itaat edilmesi gereken şeyle geldin. Hoş geldin, şeref verdin. Ey Habib, ey Resul.